Yemek Adası'na ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim düdüklü tencerede çok kısa sürede pişirebileceğiniz yumuşacık, pamuk gibi az yağlı, çok sağlıklı et kavurmanın tarifini vereceğim. Bu nefis pamuk gibi kavurmayı nasıl yapmışım? Buyurun yapımını görelim. Öncelikle tenceremin altını kaplayacak kadar zeytinyağını ekledim. İyice ısındıktan sonra üzerine 1 kilogram yağsız dana kuşbaşını ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Etlerin suyunu salmasını bekleyeceğim. Bunun için çok küçük düdüklü tencere kullanıyorum. Normal düdüklü tencerede de yapabilirsiniz. Bakınız etler yavaş yavaş suyunu bırakmaya başladı. Biraz daha bırakması gerekiyor. Evet, gayet güzel etler sularını bıraktı. Hemen düdüklü tencerenin kapağını kapatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra iki tane çizgi çıkacaktır. Görüyorsunuz çıktı. Hemen bu esnada ocağın altına en kısık ateşe alıyorum. 20 dakika en kısık ateşte pişiriyorum. 20 dakikanın sonunda havasını alıyorum ve tencerenin kapağını açıyorum. Görüyorsunuz yumuşacık pamuk gibi olduğu her halinden belli. Suyunun da tamamını çekmemiş. Çok az var. Bu esnada üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Tuzun miktarı size bağlı tabii ki. Daha sonra normal bir tencerenin kapağını kapatarak bu bırakmış olan suyunun da tamamını çekmesini sağlıyorum. Evet. Gayet güzel pişti. Şimdi bir yemek kaşığı tereyağı ekledim. Tereyağını da çok fazla kurutmadan çok az kızartıyorum. Bu tarifimi Kurban Bayramı sabahında yapabilirsiniz. Çok kısa sürede pişirebilirsiniz. Çünkü Kurban Bayramı'nda sabah kahvaltısında kavurma yemek adettendir. Bu şekilde yaparsanız çok kısa süre içinde çok lezzetli, yumuşacık, pamuk gibi kavurma yemiş olursunuz. Hem az yağlı, çok sağlıklı, nefis bir tarif. Bakınız lale gibi de kızardı, mis gibi de kokular yayılmaya başladı. Gayet nefis oldu. Gayet güzel, yumuşacık olmuş. Zaten görüntüsünden de belli ne kadar iyi piştiği. Artık istediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Bakınız çok güzel dağılıyor hemen. İsterseniz pilavın üzerinde, isterseniz ekmek arası, isterseniz biz genellikle yapıyoruz sabahları böyle üzerine. Kavurmalı yumurta yapıyoruz. Üzerine yumurta kırıp o şekilde kahvaltıda tüketebilirsiniz. Nasıl isterseniz tüketebilirsiniz. Çok lezzetli, yumuşacık, pratik bir tarif. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz de lütfen beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Kıvamını da gösteriyorum. Gayet güzel. Hemen dağılan nefis bir kavurma tarifi. Görüyorsunuz hemen dağılıyor. Şahane oldu. İzlediğiniz için de teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.